Tekir. Turan Diyorum. Bey ne dersiniz? Yani en baştan siyasetçiler bu işin içinde olmasaydı belki de bu sorun çözülürdü. Çözülür çok müydü haklı. sizce? Çok haklı. Ha. Çok haklı. Hı -hı. Ama AK siz Partili atamayla siyasetçiler başlayacaksınız. Siyasetçiler bu sorunu yarattılar. Sayın Tosun çok haklı. Yani gencecik çocuklar, gencecik çocuklar sendikal bir tav tavır koyuyorlar. Akademik bir tavır koyuyorlar bulundukları yerden hocalarıyla beraber ki üniversite öğrencilerin midir? Üniversite öğrencilerindir evet. Üniversitenin bileşenleri öğrencilerdir, öğretim üyeleridir, yöneticilerdir. Orada emek veren, bilim yaratmaya çalışan insanlardır. Devlet değildir. Özerk üniversiteyi anlamazsanız bu tartışmayı böyle yaparsınız. Devletin üniversitesi dersiniz. Hayır, öğrencilerin üniversitesidir o işte. Özek, bağımsız, demokratik üniversite tarifi dediğimiz öğrencinin, hocanın yeri geldiğinde de kısmen kamu görevlilerinin el ele yönetecekleri ve yönlendirecekleri üniversite demektir. İşte buradan bakamazsanız bu konuyu anlayamazsınız. Bu çocukları da anlamak çok mümkün olmaz. Şimdi burada Sayın Tosun bütün bu öğrencilere terörist, militan falan filan dedi. Ya hayır hayır kesinlikle hayır düzelteyim öyle anladıysanız. Bir dakika, bir dakika. Hayır öyle anladıysanız. Melek AP'li, TKP-M'li, bilmem ne. Şunun İçişleri Bakanı açıkladı. Bir dakika. İçişleri Bakanı 79 terörist var işlerinde dedi. Ertesi gün hepsi serbest bırakıldı bu çocukların. Şimdi soru, ne olursunuz rica ediyorum, ediyorum, istirham ediyorum. Bize her şeyi söyleyin. Zaten söylüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi ne cibilliyetsiz diyorsunuz. Şu diyorsunuz, bu diyorsunuz. Siyasetçilere yani hiçbir söylüyorsunuz. Şey, hiçbir şey söylemedim. Ama, ama ne yani. olursunuz bu 18 yaşında pırıl pırıl çocuklara ne olursunuz sakin ve anlamlı ifadelerle yaklaşmayı becerin. Zaten bugünkü bu kepazeliğin nedeni bu kadar şiddetin. Orada çocuklar ama var ya. Öyle Dün bir şey söylememiz lazım. Yani. TKP'liler Melek Haplilerdir. Öğrenci söylemedi ama. Ve içlerinden 79'u için. Yok öyle bir şey öyle işte bir ben şey de onu bir şey... söylüyorum i̇şte takip ediyorum. Öğrenci söyle derseniz olmaz yani. İşte de denileni itiraz ediyorum ben de. Şimdi bakın sen aman, Hakkı korunacak kimdir biliyor musunuz? Dün önceki akşam İstanbul Adliyesi'nde bu kardeşlerimizin ifadesi alınırken biz hukukçu milletvekilleri olarak hukuka nezaret edelim dedik. Gittik bir hukuk uygulaması var. Ben Adalet Komisyonu üyesiyim. Doğru hukuk uygulaması görmek için. Bir gencecik kızımızın üç parmağı kırık. Ya ne yaptı da bu üç parmağını kırıyorlar? Ya ortada bir kamusal şiddet oluşmuş. Üç parmağı kırık. Birisi, birisinin kafası sarılı. Bizim gözümüzün önünde olan olayı söylüyorum. Asla devlete buradan zeval anlamında söylemiyorum. Bizim gözümüzün önünde bir avukatı, bir emniyet görevlisi tartakladı, tutanak tutulurken emniyet görevlisi oradan kaçırıldı. Ya neyi büyütüyorsunuz siz ya? Bu gençler sadece diyorlar ki bizim geleneklerimiz var. Akademik demokratik üniversiteye ilişkin geleneklerimiz var. Ona ilişkin bir tavır koyuyoruz. Barışçıl yöntemlerle protesto ediyoruz. Bugüne kadar barışçıl yöntemin ötesine hiç geçmediler. Bütün tavırları üniversitede rektöre yönelik olarak barışçıl, pasif bir eylem. Hocalarının da öyle. Üniversitenin bahçesinde arkalarını dönüyorlar. Atama kabul etmeyiz diyorlar. Yüzlerce binlerce akademisyen orada varsa bugüne kadar niye bir tane yardımcı atayamadı sayın rektör? Ben bir de onu anlamadım. Böyle bir tavırla devam ediyorlar. Yoluna giden öğrenciye, emniyet görevlisi orada usule uygun hiçbir uyarı yapmadan aşağıya bakacaksın diye kafasını zorluyor. Bakın diyor. Bir dakika. Bu devlet bizim. Çok bu devlet, çok devlet bizim. Hepimiz Bey. kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Ben çocuklarımızın bu muameleye maruz kalmasını doğru bulmuyorum. Hele hele hakkında hiçbir yargı kararı olmayan birine siz terörist derseniz, anayasanın 38'e 4. maddesi açık, hiç kimse hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmadığı zaman bu suçlamayı yapamazsınız. Ve bu suçtur. Bu ihlaldir. Bu tazminat davası konusudur. Hakkında yargı kararı olmayan insanlara rastgele terörist diyemezsiniz. Nasıl bir şeydir ya? Devlete karşı insanlar bir şekilde havayı yumuşatmaya çalışıyorlar. Sağduyu sağlaması gereken devleti yönetenlerken Muhalefet partileri sağduyu çağrısı yapıyorlar. Sayın Genel Başkanımız çocuklarımıza e, e, serbest bırakın diyor. Öbürü çağrı yapıyor, ailelere çağrı yapıyor. E nereden bu e, şiddete yönlenme oluyor? Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor, yanlarına bırakmayız diyor kardeşim. Sayın Tosun devlet yönetmeyi iddia olarak görüyor. Diyor ki başlangıçta diyor istifa etseydi olurdu ama şimdi inat oldu artık diyor. Ben CHP'liyim dedi başlangıçta yanlışlıkla. Hayır inat Şimdi bakınız <laughs> devlet böyle yönetilmez. Devlet soyut, objektif, her türlü ön yargıdan ayrık, babamızın malı gibi bakmayarak, herkesin hakkını, hukukunu uygulayarak yönetebiliriz. Burada anayasada bu çocukların, anayasanın 13. maddesindeki temel hak ve özgürlükler olarak bir teminatları var. 25 ve 26. maddesinde düşünceyi ve düşünceye açıklama özgürlüğü hakları var. 34. maddesinde önceden izin almaksızın gösteri yapma hakları var ve barışçıl yöntemlerle tavırlarını ortaya koyma hakları var. Bir de müre her şeyi devlet büyütüyor. Ay terör ortalık yandı kavruldu bilmem ne oldu. Efendim rektörün lastiğinin yanına değmiş böyle olmuş. Bu çocuklar neyle sevk edildi savcılar biliyor musunuz? Tamamı 2009-11 sayılı yasaya muhalefetle. Toplancı bir tane gösteri yürüyüşü. Işte, tabii tabii bugünkü olayı bilmiyorum. Bugüne kadar sevk edilenlerin tamamı Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet de şöyle tanımlandı. Önde kolgola niye girdiniz yürürken? Ya ben hukukçuyum. Aldığım diplomadan şüphelemeye başladım bu ülkede. Siyaset hukuktan elini çekmek zorundadır Senem Hanım. Siyaset hayatın içerisinde bu kadar müdahil olamaz. Hiçbir siyasi parti bu işe elini ayağını da sokmuyor. Bu çocukların çok çeşitlilikleri var siyasi olarak da. İçlerinde dindarlar var. İçlerinde turancılar var. İçlerinde sosyalistler var. İçlerinde yeşiller var. Her şey var. Mütedeyinler var. Var oğlu var. Nitekim sosyal medyada da görüyorsunuz. Tavırlarını ortaya koyuyorlar. Dinler çocuklar çıktılar. O kadar hoşuma gitti ki. Özlediğimiz tablo bu işte. Biz bu iddiada bulunuyoruz. Diyoruz ki insanlar müştereklerinde birleşirler. Onların inançları engel değildir. Onların renkleri engel değildir. Onların bulundukları bölge engel değildir. Birleşebilirler çıkarlarında. Burada gördük. Dindar çocuklar çıktılar dediler ki bizim kutsalımız var kutsalımıza yönelik olarak bir şekilde bir şey kurulmasını istemiyoruz saldırı olmasını istemeyiz ama öğrencilerin de yargılanmasını istemiyoruz bağımsız ve tarafsız şey akademik bir üniversite istiyoruz dediler Türkiye bu çocuklarla Aslında demokrasiyi kazanıyor kimse farkında değil bu çocuklar sendikal mücadelenin örneğini veriyorlar. Şiddete bulaşmıyorlar. Üzerlerinde bir çakı bıçağı bile yok. Ellerinde bir cetvel bile yok kimseyi rahatsız eden. Şu ana kadar kimseyi yaralamadılar. Ama iktidar öyle bir ortama getirdi ki bunu Kadıköy'de esnaf yavaş yavaş bu çocuklara saldırır hale geldi. Türkiye kamplaştırılıyor Senem Hanım. Bunun önüne geçmemiz lazım. Rektör konusu olmaktan çıktı diyor Resul Bey. Mesele Resul Bey'e itibariyle. kalırsa Türkiye yandı yıkıldı. Koca bir devlet 15 tane çocuğun sendikal haklarını sahaya sürmesine tahammül edemiyor. Resul, Resul Bey'i tanımadan Resul benim Resul Bey tarif benim tarif o. Bakın, okuyorsun. Bakın ellerinde bir tek çakı bıçağı olmayan insanlardan bahsediyoruz ya. Karşılarında sinipurlarla yer almış bir devlet. Bakınız bu olay bilerek, isteyerek toplum önünde ekonomik olarak bitmiş, siyasi anlamda zafiyete uğramış bir iktidar tarafından, şiddete yönlendiriliyor, tahrik ediliyor. Hiç kimsenin aklından geçmeyen şeyleri bu iktidar özellikle akla sokmaya çalışıyor. Oradan bir gezi çıkmaz. Kimsenin bir gezi derdi yok ki. Oradaki çocukların böyle bir derdi yok. Ben bu çocukların hepsiyle konuşuyorum. Taleplerini dile getiriyorlar. Şunu anlamamız lazım. Türkiye ya demokratik anlamda hazımlı olacak ve bir adım atacak ya ciddi anlamda otoriterliğe teslim olacak, bir daha kalkmamak üzere bütün demokratik kurumlarını bir kenara bırakacak. Şimdi tamam bugün anlayın. bu devleti yönetenler, bu devleti yönetenler hangi iddia ile gelirse gelsinler önce bu anayasaya uymak zorundalar. Şu anayasaya. Resul Bey de uymak zorunda. Bizler de uymak zorundayız. Anayasanın 38'e 4. maddesinden bahsettim. Kimse kimseye terörist diyemez. Hakkında mahkumiyet kararı olmayan hiç kimseyi böyle karalayamazsınız. Bu göbelsçi bir çamurat izi kalsın mantığıdır. Hele hele bu çocuklar ya yüzlerine bakıyorsunuz masumiyet takıyor ya. Korkuyorlar, sinmişler, aç kalmışlar, itilmişler. Bugüne kadar böyle bir şey görmemişler. Boğaziçi Üniversitesi bu. Peki. Bugüne kadar böyle bir eylemin olmadığı bir üniversite. Ve şunun hakkının teslim edilmesi gerekir. Boğaziçi Üniversitesi başörtüye hiç kimse geçit vermezken, başörtü özgürlüktür demiş ise, bugün başka bir özgürlüğü savunmasına tahammül edemeyenler, özgürlükler konusunda çifte standartlıdırlar ve kesinlikle mahkemelistirler. Bunu bilinmesi gerekiyor.